Farkında mısınız bilmiyorum. Fakat önümüzdeki ekonomik krizden sağlam çıkmanın tek yolu farklı gelir kalemleri oluşturmak. İşin güzel yanı şu, aslında dolaşan çok fazla para var. Ve mevzu aslında bu paranın size akacağı musluklar inşa edebilmek. Değer muslukları inşa edebilmek. Ve bugün sizlerle 7 farklı iş modeli paylaşacağım. Bu muslukları inşa edebilmenizde kullanacağınız 7 farklı iş modeli. İlk iş modelimizle başlayalım. Sosyal medyada var olmanın bu kadar önemli olduğu günümüzde neredeyse her şirketin ihtiyaç duyduğu bir yetkinlik, grafik tasarım. Aslında Instagram'da görüyoruz, paylaşımlarda, bannerlarda, her yerde görüyoruz. İyi bir grafik tasarımcı gerçekten bir işletmenin kampanyalarının kaderini değiştirebilir, sosyal medyadaki varlığını etkileyebilir. Dolayısıyla grafik tasarım çok önemli. Ve başlamak için tek yapmanız gereken Canva ya da Photoshop gibi bir alan seçmek, o alanda kendinizi geliştirmek ve ardından Twitter'da, Instagram'da, YouTube'da ve benzeri grafik tasarımcı arayan insanlara teklifler sunmak ve ilerledikçe, zaten yetkinliğiniz arttıkça, bu tekliflerinizi gittikçe ilerletmek. İkinci iş modelimiz. Facebook reklamlarından TikTok yönetimine, web sitesi yapımından e-posta sistemlerine kadar ucu bucağı olmayan bir alan, dijital pazarlama ajansı. Her şirketin ihtiyaç duyduğu veya duyacağı bir alan, fakat hala günümüzde şirketlerin ancak %10'u %15'inin aktif olarak kullandığı bir alan. Dijital pazarlamada var olma, reklamlarla, kampanyalarla, dijitaldeki varlıkla ve bunların yönetimini öğrendiğiniz zaman, bakın yetkinlik ya da uzmanlık demiyorum. Çünkü elbette bir Facebook reklamlarında uzmanlaşmak vakit alacak, fakat bir işletmeye bunun ihtiyaç olduğunu gösterip bunun servisini sattıktan sonra bu servisi yapacak bir firmayla anlaşıp ya da bir freelancerla anlaştığınız zaman yine siz bir ajans sahibi oluyorsunuz. Ki benim ana gelir kaynaklarımdan bir tanesi Fellow Lemon. 5 sene önce kurduğum bir dijital pazarlama ajansı ve şu an hala benim en büyük gelir kalemlerimden bir tanesini oluşturuyor. Dolayısıyla evet, siz belki çok büyütmek istemiyor olabilirsiniz, fakat hala günümüzde bile çok büyük fırsatları içerisinde barındırıyor dijital pazarlama ajansı ve tek yapmanız gereken ilerlemek istediğiniz bir alan ve bir niş seçmek. Örneğin ben reklam alanını seçiyorum ve bir restoran alanını seçiyorum dediğiniz zaman bölgenizdeki restoranlarla iletişime geçmek ve bu Facebook ya da Instagram ya da TikTok reklamlarını yapacak freelancerlarla anlaşmak olacak. Gerisi sizin tamamen iş yönetiminize kalıyor. Bugünden başlayabileceğiniz bir iş modeli. Üçüncüsü, bildiklerinizi internet ortamında pazarlayarak gelir elde edebileceğiniz bir iş modeli danışmanlık ve koçluk. Müzikten spora kadar bildiğiniz ya da yetkinliğinizin olduğu veya daha da önemlisi sevdiğiniz herhangi bir alanı bu şekilde işe dönüştürebilirsiniz. Çünkü siz bir hobiniz var, bir alanda iyisiniz, yetkinsiniz ve B noktasındasınız. A noktasında olup B noktasına gitmek isteyen bir sürü insan olacak. Örneğin siz keman çalmayı biliyorsunuz ve keman çalmayı öğrenmek isteyen onlarca, yüzlerce insan aslında sizin potansiyel müşteriniz. Dolayısıyla öncelikle bakmanız gereken şey hobinizin, yetkinliğinizin veya bilginizin gerçekten bir insan topluluğu tarafından talep görüp görmedi. Talep görüyorsa bundan sonra yapmanız gereken bir sosyal medya hesabı açıp bunu iş alanında kullanmak ve yetkinliğinizi ve bilginizi ispatladıktan sonra bunu o kanal üzerinden pazarlamak. Eğer gerçekten bir talep varsa sunduğunuz şey karşılık görecektir. İşin en güzel yanı, severek yaptığınız bir alandan para kazanmak gerçekten paha biçilemez. Dördüncüsü, sanal asistanlık. Upwork'te şirketler normal çalışanlarına vermek istemedikleri ya da herhangi bir şekilde çalışan almak istemedikleri alanları listeliyorlar. Ve bu listeledikleri alanlar nedir? Örneğin Excel düzenleme, siparişleri geçme, siparişleri kontrol etme, kargo takip numaralarını girmek gibi. İşletmedeki tam zamanlı bir çalışanın yapmasının gerek olmayacağı, çünkü bunun zaman kaybı olacağı veya işletmenin bir tam zamanlı parası verip işletmesini almak istemedikleri işleri listeledikleri bir iş aslında sanal asistanlık. Dolayısıyla sizin yapmanız gereken Upwork'e girip Virtual Assistant yazın. Yani sanal asistan yazın. Hangi işler listelenmiş ve ben bunların hangisini yapabilirim diye bakmak. İşin güzel yanı şu burada. Genellikle bu işler fazla yetkinlik gerektirmeyen ve hızlıca öğrenip başlayabileceğiniz işler olması. Dolayısıyla girip bir tespit yapıp ardından hızlı bir şekilde bunları öğrenip buradaki listelere başvurabilirsiniz. Ve güzel yanı, bu işe bugünden başlayabilirsiniz. Ortalama kazanç ise saatlik 7 dolardan 25 dolara kadar değişiyor. Dolayısıyla işin hacmine göre Türkiye'den belki 4-5 kat daha fazla kazanabilirsiniz. Aslında az yetkinlik gerektiren bir iş diyoruz. Fakat büyük ölçüye geçtiğiniz zaman muhtemelen kendi işinizi bıraktıracak kadar güzel bir gelir modeli oluşturabilirsiniz burada. Beşinci iş modelimiz metin yazarlığı. İzlediğiniz bu videodan dinlediğimiz müziğe, geçen hafta gittiğimiz sinemaya kadar her şey bir metin. Dolayısıyla bir metin bir firmayı rezil de eder, vezir de eder. Dolayısıyla gerçekten iyi bir metin yazarı
paha biçilemez. Ve herkesin, yani işletmelerin değil sadece, herkesin ihtiyacı var. Ve metin yazarı olarak sadece reklam metinleri falan yazmak zorunda da değilsiniz. SEO yazabilirsiniz, kendi web sitenizi başlatıp Google reklamları alabilirsiniz kendi sitenize. E-postalar yazabilirsiniz, reklam kampanyaları yazabilirsiniz, senaryolar yazabilirsiniz. Fakat metin yazarlığı herkese lazım. Firmaların Twitter'larını yönetebilirsiniz, Instagram postlarının altını yazabilirsiniz. Emin olun, herkesin ihtiyacı var. Çünkü metin yazarı olmadan hiçbir şey olmuyor. Profesyonel anlamda aslında hiçbir şey olmuyor. Dolayısıyla eğer birazcık ilgiliyseniz metin yazmaya, seviyorsanız bence bugünden metin yazarlığı ile ilgili neler yapabilirim diye bakmanız çok faydalı olur. 6. iş modelimiz e-ticaret. AliExpress, Alibaba, CJ Dropshipping gibi tedarikçi sitelerinden bulduğunuz ürünleri sosyal medyayı kullanarak, Amazon'u kullanarak, Shopify'ı kullanarak, Avrupa veya Amerika'ya pazarlayarak gelir elde edebileceğiniz bir iş modeli e-ticaret. Bugün sayacağım alanlar içerisinden elbette en zorlarından bir tanesi. Benim şu anda 4 tane mağazam var. Mutfak alanında, banyo alanında, genel alanda ve ayakkabı alanında 4 tane mağazam var. Ve Fellowlem'inden sonra yine büyük bir gelir kalemimi oluşturuyor e-ticaret operasyonları. Elbette büyük bir şekilde girmeyi beklememelisiniz başlangıçta. Atıyorum bulduğunuz küçük bir ürünü küçük küçük 2-3 günde bir satışlar yaparak aylık 500, 1000, 1500 dolar gibi miktarlar kazanarak kendinize bir gelir kalemi oluşturabilirsiniz. Ama dediğim gibi e-ticaret bu alanlar içerisinde hacmi en büyük olan, gelir noktasında sizi en çok tatmin edecek olan fakat en de çok zorlayacak olan alan e-ticaret. Dolayısıyla pazarlamaya birazcık ilginiz varsa ve aynı zamanda büyük hacimli bir şeyler yapmak istiyorsanız bence e-ticarete kesinlikle bakmalısınız. 7. ve son alanımız TikTok tema sayfaları. Nedir TikTok tema sayfaları? Meme sayfaları da denir. Hani Instagram'da görüyoruz ya, işte komik şeyler paylaşıyor fakat yüzünü göstermeyen bir sayfa. Ya da arabayla ilgili içerikler paylaşıyor. Ya da mutfakla ilgili, mimariyle ilgili, bahçelerle ilgili birçok içerik paylaşan sayfalar var. Ve bu sayfalarda bir de ne görüyoruz? Reklamlar. Yani işletmeler gidiyor, bu firmalara reklam veriyor ve alakasız komik şeyler paylaşan bir sayfada reklam görüyoruz. Bunun sebebi ne? Yeterince iyi bir büyüklüğe ulaşmış bir sayfaya genellikle reklam verenler o kitleye ulaşmak için reklam veriyor. Ve gerçekten güzel miktarlara reklamlar alıyorlar. Ve işin güzel yanı şu, TikTok'ta bu sayfalar gerçekten neredeyse hiç yok diyeceğimiz bir yerde. Yani aslında birçok alan, atıyorum komik şeyler paylaşan belki birçok sayfa vardır TikTok'ta fakat niş alanlar yok. Dolayısıyla sizin bir hobiniz varsa herhangi bir yatırım gerektirmeden TikTok'a girebilir. Instagram'daki örneklerine bakarak yüzünüz göstermeniz bile gerekmeden TikTok'ta içerikler üretebilir ve hesabınızı büyüttükten sonra reklamlar alarak bir ek gelir oluşturabilirsiniz. Bence şu ana kadar saydıklarım içerisinden en kolayı da bu. Ve en kolayı fakat hacmi diğerlerinden birazcık daha küçük olanı da bu. Eğer her gün 1-2 saatiniz varsa ve bir hobiniz varsa paylaşım yapmayı seviyorsanız dediğim gibi yüzünüzü göstermeden güzel bir gelir kalemi elde edebilirsiniz uzun vadede. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu 7 iş modelinin ortak noktası bugünden başlanabiliyor olması ve daha da önemlisi neredeyse hiçbir yatırım gerektirmemesi. Sadece vaktinizi buraya yatırmanız gerekiyor olacak. Dolayısıyla eğer şu anda bilgisayarınız varsa ve internetiniz varsa aslında herhangi bir bahaneniz olmadan bu iş modellerine başlayabilir ve uzun vadede dediğim gibi önümüzde gelen o ekonomik krizden rahat bir şekilde çıkabilirsiniz. Fakat şunu unutmayın, kaybedecek bir günümüz bile yok. Ve bu 7 iş modeli için herhangi bir yere eğitim parası falan vermenize gerek yok. Bugün elinizdeki kaynaklarla başlayabilirsiniz. Eğer bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız hem yorumlarda belirtebilirsiniz hem de geldiği zaman izleyebilmek ve ilk haberdar olanlardan olmak için abone olabilirsiniz. Eğer videoyu da beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Benim ismim Gürkan. Yeni videolarda görüşmek dileklerimle. Kendinize çok iyi bakın.